MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın üzerine kayıtlı hattan İstiklal Caddesi bombacısıyla görüşme gerçekleştirildiği öne sürüldü. Şırnak Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada hattın yasa dışı yollarla elde edildiğini, MHP'li ilçe başkanı tarafından kullanılmadığını açıkladı. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden gidip çıkartmışlar. İstanbul'daki bombalı saldırıyı düzenlediği belirtilen kişiyle MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın adına kayıtlı hatla görüşme gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Valilik hattın yasa dışı yollarla çıkarıldığını açıkladı. Sabah saat 9.30 civarlarında karakola beni davet ettiler. Buraya gittim. İddiaya göre emniyetin çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan'ın üzerine kayıtlı bir telefon hattıyla Ahlam Albasir'in kullandığı hat arasında İki kez arama yapıldığı tespit edildi. MHP'li başkan söz konusu telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığını söyledi. Sadece gelin arkadaşlar bu numarayı tanıyor musunuz? Yok dedim. Başka bir şey de sormadılar. Bir şey de çıkmadı. Konu gündemde yer bulunca Şırnak Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada GSM hattının MHP Güçlü Konak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın üçüncü şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.